Yeni 2022 ÖTV oranları motor silindir hacmi 1600 cm küpe kadar olan otomobillerde %45, %50, %60, %70 ve %80 olarak belirlendi. Matrah olarak bakıldığında ise çıplak fiyatı yani ÖTV ve KDV eklenmeden önceki vergisiz fiyatı 120 bin liranın altı için %45, 120 ila 150 bin arası %50, 150 ila 175 bin arası %60, 175 ila 200 bin arası %70, 200 bin üstü %80 oldu. Kia Motors Motorcu Otomotiv Satış Müdürü Adem Ödev, uygulanan ÖTV düzenlemesinin aslında matrah indirimi olduğunu, 400 bin Türk lirası olan araçlarının fiyatının 330 bin lira kadar gerilediğini dile getirirken, böyle bir indirimin beklendiğini ifade etti. Bu bir ÖTV indirimi değil, ÖTV matrahlarında bir düzenleme oldu. Bu düzenlemeyle birlikte tabii ki bazı araçların fiyatlarına ciddi manada bir indirim yansımış oldu. Bizdeki araçlardan örnek verecek olursak, işte B segmentinde SUV bir aracımız, Stonic aracımızda yaklaşık 400 bin TL olan bir aracın fiyatı şu anki indirimlerle birlikte 332 bin bantlarına kadar gerilemiş oldu. Genel olarak piyasada tabii ki böyle bir beklenti vardı. Beklentiler her araç için tabii karşılanmış olmadı ama mevcuttaki bazı daha önce de bahsettiğimiz ucuz dediğimiz yani düşük fiyatlı araçlarda yaklaşık 30 bin lirayla 60 bin TL arasında bir indirim gerçekleşmiş oldu. Daha önceki fiyatları 330 bin bantlarında olan araçlar 265-260 bantlarına indi. 400 bin TL olan araçların fiyatları da 330 bin bantlarına kadar gerilemiş oldu. Düzenlemenin ikinci el araç piyasasına yansımalarını anlatan Konmizan Otomotiv sahibi Vehbi Birer, ikinci el araç satışlarının durgun olduğunu belirtti. ÖTV indirimi birinci elde araç sayısının yeterli seviyede olmasından dolayı bir internetteki fiyatlarda %10'luk bir düşüş oldu. Ancak piyasada ticari bir faaliyet olmadığından dolayı ikinci ele istenilen randımanda yansımadı. Şu anda piyasa durgun, işlerin açılmasını bekliyoruz. Fiyatlarda %10'a yakın indirimler yapıldı ancak piyasada hareket olmadığı için bir işleyiş olmadı. Bir de yüksek alınan araçlarda bir düşüş olmadı. Eski araçlarda Ekim ayına göre %50, %60 zam yapılmıştı zaten. Ama %10 gibi bir rakam indirildi ama tabii Ekim'e göre fiyatlar tekrar yüksek seviyede seyrediyor. Kotan Otomotiv sahibi Harun Kotan, düzenlemenin ikinci el araç piyasasını etkilemediğini, işlerin durgun olduğunu dile getirdi. Yani ÖTV indirimi bizi çok etkilemedi. İkinci el piyasası şu an durgun. İnsanlar dolar ve altından dolayı, kurun bir türlü yerinden durmayışından dolayı şu an ikilemde kaldılar. Alıp almamak arasında şu an bayağı tedirgin insanlar. Çünkü fiyatların düşeceğini düşündükleri için bekleme yapıyorlar. Yani herkes elindeki parasını tutuyor. Kullanmıyor yani bir yere bağlamak istemiyor.